Yok. Beyaz Güngör isimli çocuk gelmemiş. Diğer karakollara da sordum, yok. Ben bütün her yere bakacağım. Bütün hastanelere bakacağım ben. Tek başına mı? Öyle olmaz oğlum. Biz yaparız o işi. Bir kayıt alalım. Sizin için jandarmalara, karakollara, hastanelere tek bakarız. Sen bana bir irtibat numarası, bir de ev adresi bilgilerini ver. Bulunca haber ederiz. Numarayı ben vereyim. O bizim misafirimiz de. Söyle kızım. Güzelce yıka, tamam mı? Yüzünü de yıka. Oh, ne güzel oldu bak. Nasıl? Rahatladın değil mi? Hadi gidelim. Bak, babam araştıracaktı bugün. Belki bir şeyler bulmuştur. Bilmiyorum. Yoruldun biliyorum ama çok az kaldı. Sonra gazoz içeriz. Mesele nedir? Sen daha iyi biliyorsun Kadir. Bizim malzeme almamıza sen engel oluyormuşsun. Sana zamanında o ihaleden adam gibi çekil dedik. Ama dinlemedin. Rekabetin bin türlü yolu var abi. Bu da onlardan biri. Ne rekabeti la? Sen beni bitirmeye çalışıyorsun. Doğru konuş Haldun. Benim evimde bana kafa tutamazsın. Canım yandı la benim canım. Yanacak tabii. Kapitalizm işte bu. Gücü olan kazanır. Olmayan kaybeder. Seni yakmazsam ben yanarım. Ha, gücün yetiyorsa buyur. Bırak la. Almışsın askeri arkana. Ali Kıran baş kesen kesilmiş geziyorsun ortalıkta. Ne var? Sen de al, sen de al. Bak Haldun, sen anadan doğma kapitalistsin. Anlamıyorsun. Ben eski komünistim. Yeni kapitalistim oğlum. Biz talebeyken Das Kapital'i okuduk. Kapitalizmin bütün oyunlarını sizden çok daha iyi bilirim. İşte onun için senin gibi anadan doğmalar, benim gibi sonradan olmalarla baş edemez. Adam satmak bu kadar kolay mı? Ulan ben Deniz Gelmiş'in Mahir Çayan'ın kellesini verdiği davayı satıp buralara gelmişim. Sen kimsin ki seni satmayayım ha? Dümbelek! Sen herkesi ekmek davası peşinde mi zannediyorsun? Bu bir güç savaşı Haldun. Askersiz savaş olur. Adamların orduları var. Gavurların orduları var. Hem de kiralık. Askerleriyle, donanmalarıyla hepsi kiralık. Parayı basarsan kral olursun, sultan olursun, başkan olursun. Şimdi sistem bu. Bu dünya böyle yönetiliyor Haldun Efendi. Yok, Celip gibi el sıkışıp anan yaşı, baban yaşı diye kolunu sallamakla pazarlık etme devri geçti. Şimdi savaş var. Anlıyor musun? Savaş. Ha. Varsa senin de askerin, donanman. Buyur, sen de beni ye. Ama yoksa sakın karşıma dikilip zırlama. Hadi şimdi çık. Çık git buradan. Yoksa sedyeyle götürürler seni. Hadi. Hadi durma orada. Tamam. Ben yetimhane müdürü Aydın Hanım'la konuştum. Sizi bekliyor. Korkma kızım. Orada bir sürü çocuk var. Azıcık kalacaksın zaten. Aileni bulunca çıkacaksın. Tamam mı? Kim o herifin arkasındaki adam Veli? Mazeret uydurma bana. Git o adamın adını bul. Yoksa ben... Yoksa sen ne lan? He? Ne bu bağırtı çağırtı? Burada iş mi yapıyorsunuz, laf mı yetiştiriyorsunuz? Malzeme almamıza engel olan herifin adını bulduk. Kuşçu Kadir diye biri. Piyasa onun elinde. Bizim adamımızın önüne taş koyacak kim var ki? Ezer geçeriz. O kadar kolay olsaydı
Ben şimdiye kadar yapardım. Ama arkası sağlam. Asker var arkasında. Asker. Ne askeri lan? Bizden hala asker mi var bu memlekette? Ha? İstihbarattan güçlü biri var arkasında. O yüzden dediğim dedik, çaldığım düdük deyip geziyor ortalıkta. Bulamadınız mı kim oldu? Bunu arz edecektim efendim. Bir şey diyorlar. Geveleme. Aslında bir adam değil efendim. Bir zincir var. Ama bu zincirin kurşuyla olan direkt sol halkası Uğur Çöker etmiş. Uğur Çökelek ha? Bir an önce o kılıç denen heriften kurtulmaya bak. O tür herifleri hiç sevmem. Tepeden sarılmış ateş topu gibi. Öyle bir hırsı var. Dokunduğu her şeyi yakar öylesi. Her şey benim olsun ister. Ve asla paylaşmaya yanaşmaz. İyi tanırım efendim. Kendisini dünyanın efendisi zanneden bir adam. Geriye kalan bütün insanlar kılıca hizmet için yaratılmış köle. Öyle görüyor herkesi. İcabına bak. Bu gibi adamların önce elini ayağını keseceksin. Yürüyemez. Hareket edemez hale getireceksin. Ve en son kellesini alıp yüksek bir yere asacaksın. Asacaksın ki görsün ve ibret alsın. Haklısınız efendim. Bu gece kılıcın adamlarını alacağım. Sıkı bir sınavdan geçecekler. Ha. Anladım. Geçemeyecekler. Güzel. Hırsı boyundan büyük adamları hiç sevmem. Hiç. Bakalım güzel kızım benim. Aman da ne tatlı şeymiş bu böyle. Evet, artık size emanet. Siz hiç merak etmeyin. Biz ona çok iyi bakarız. Burada oyuncaklarımız var, arkadaşlarımız var. Peki, biz kaçalım. Teşekkür ederim. Başkomiserime selam söyleyin. Başüstüne. Hadi gel. Sırıltıyı kes, içeri gir. Kele mi geldi bu? İşimiz var artık ha. Gel Eyaz, sen gel. Ha, gel gel. Otel dedi mi burası? Alın şunu da buranın kurallarını öğretin. Babasının evi olmadığını anlasın. Tamam Aydan anne. Adın ne senin? Niye konuşmuyorsun? Dilini mi yuttun? Ya niye bağırıyorsun? Çocuğu o sana ne yaptı? Bu evin kuralları var, tamam mı? Herkes o kurallara uyacak. Burada kalan herkes bedelini ödeyecek. Önce kalksın bir iki tane bulaşık yıkasın, ondan sonra otursun bu sofraya. Ya o misafir, o niye yıkıyor? Ya ne misafiri ya? Benim misafirim falan değil. Ayaz nereye? Ben bu evde misafir falan istemiyorum. Anladın mı? Bu evde kalan herkes lokmasının bedelini ödeyecek. O kadar. Burada yatacaksın. Zırlama. Ben gitmek istiyorum. Kes sesini, kes. Konuşma. Bana bak. Eğer susmazsan seni eşek sudan gelinceye kadar döverim, tamam mı? Gebertirim vallahi. Ama gitmek istiyorum. Sus bakayım sen. Ya sen ne acıma susuyorsun ya? Bana bak. Attırma tepemin tasını. Yapıştırırım suratın ortasına tokat ha.
bırakma, olur mu? O nasıl söz Beyaz? Ben seni hiç bırakır mıyım? Sen gidersen yaşayamam ben, ölürüm. Ne bırakması Beyaz? Ben hiç gitmeyeceğim abicim, hiç bırakmayacağım seni. Korkma, battaniye getirdim sana. Üşürsün böyle. O kadın niye bana? Hepimize vurur o. Anlıyor, anlıyorsunuz. Mecburuz da ondan demezsek gene döver. Sen de o etkine. Beni hortumla dövmüştü bir kere. Ben de cetvel yedim. Sizin de mi anneniz yok? Yok. Kimsenin annesi babası yok. Sabahattin babası var. Ama hiç gelmez o. Bırakıp gitmiş. Sabahat kim? Sana vuran kız. Öteki de Ece. Aydın annenin kızları onlar. Gerçekten mi? Yok ama gerçektenmiş gibi. Onlara hiç vurmaz Aydın anne. Onlar bizi döver, hiç kızmaz. Onları seviyor o. Çok kötü şeyler oluyor burada. Nasıl kötü şeyler? Buradaki kızları alıp alıp götürüyorlar. Oğlanları da. Nereye? Kimse bilmiyor. Bir giden bir daha gelmiyor ki. Melai'yi da temizlesin. Hem orada unutmadan senin için oraya küçük bir sürpriz bıraktım. Mis gibi de patlarsın. Aferin delikanlı. Fişek gibisin. Bu görevin üstesinden geleceğine eminim. Generale yaptığın gibi. Bunları da ters köşeye yatır. Göreyim seni. Emredersiniz efendim. Aferin. Bak Zafer, demiştim sana. Sağlam çocuk, söylemiştim. Evet komutanım. Komutanım falan yok artık. Hadi oturun bakalım. Konuşmalarımız artık sivil düzeyde ilerleyecek. Yani komutanım falan yok Zafer. Şimdi gelelim asıl meseleye. Sizi ne zaman teste alacaklarını bilmiyoruz. Ama siz yine de tetikte olun. Dikkat etmeniz gerekecek. Zafer, sen daha önce böyle bir testten geçmiştin. Ama onlar benim kadar insaflı olmayacaktır. Adım kadar eminim. Canınızı çıkarmaya çalışacaklar. Özellikle senin üstünde çok duracaklar. Hafızanda geçmişe dair kalıntılar var mı yok mu onları kontrol edecekler. Umarım bu işi tehlikeye atacak bir şey yoktur kafanda. Umarım çıkmaz. Bir şey hatırlamıyorum. Ne dediğimi anlamadın galiba. Canınızı çıkarmaya çalışacaklar dedim. Hafızasız yaşamak ölümden daha zor efendim. Güzel. Siz de bu mangal gibi yürek olduktan sonra vur çökelek istediği kadar köpeğini üstümüze salsın. Bakalım kim kazanacak. Anne.
Bak kızım. Anne. Ben anası sandı salak. Kalk hadi kalk. Aydın anneye kahve götüreceksin. Seni çağırıyor. Anne. Kardeşime baktınız mı? He. Komiser arkadaşımla konuştum. Gece bir kız çocuğu bulmuşlar beyaz yaşlarında. Buldunuz mu onu? O mu değil mi bilmiyoruz. Bir kız çocuğu bulup yetimhaneye bırakmışlar. Yarın sabah erkenden gidip bakacağız. Yarın olmaz. Hemen şimdi gidelim. Kırmızı kalın oğlum. Dokunursan dayak yerim. Anlatma. O kadar çocuk gönderdim. Hepsinin kanını aldığında bir tanesi mi işe yaramadı? Dur, dur dinle beni. Daha kaç çocuk göndereceğim sana? Oyun oynamıyoruz burada. Ölüm var bunun ucunda, ölüm. Dökülme. Bana bak. Bu son olsun, tamam mı? Eğer sözünü tutmazsan, benim canımı yakarsan kül olursun, kül. Anladın mı? Kim var orada? Kim var orada dedim. Şimdi seni var ya. Sokağa çıkma yasağı başladı şimdi. İstesek de gidemeyiz. Ama yarın sabah söz. Erkenden gider bakarız. Ne oldu baba? Beyazı buldunuz mu? Bilmiyorum. Bir kız çocuğu bulup yetimhaneye bırakmışlar. Ama o mu değil mi bilmiyorum. Ah. Üst baş aldım sana. Beraber gelmedin ha? Geldi kapıyı dinledi gitti küçük hanımefendi. Ben alışsın diye. Sus! Koparırım senin o dilini. Uf, nedir çektiğim sizden? Bıktım artık, bıktım. Bana bakın. Şimdi hiçbir şey yapmayın. Bırakın uyusun. Sabah götüreceğim onu. Anlaşıldı tamam. Günaydın. Günaydın. Thank you.
nedir vaziyet? Bulursan sakın buraya geri döneyim deme. Haydi evladım. İnşallah bulursun kardeşlerini. İyi yolculuklar. Hadi bakalım. Hadi Ayaz. Güle güle. Gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah. Canım benim. Bir tanecik oğlum. Kerem'im. Ben Beyaz'ı gördüğümde çok korkmuştum. Belli ki benden de korktu. Ama şimdi gittiğimiz yetimhanedeki kız eğer oysa... bizi bir arada gördüğünde çok şaşıracak. İnşallah olur. Şişt, lan kızım. Hadi kalk gidiyoruz. Aydın anne seni parka götürecek. Gitmem ben. Yürü. Oha la oha! Ne trafik dinliyorlar ne bir şey ya. Bırakın beni. Ölmek istemiyorum ben. Yürüsene salak. Benem de manyak. Dur arkadaşını giydir. Ne olur götürmeyin onu. Kesme sen sümüklü. Gitmeyeceğim işte. Yeter vurma. Dur dedim. Bir de vuruyor bak bak. Dayak yiyeceksin ha. Ya bırakın beni, bırak.
getireceğim birazdan. Ne gerekirse yapacaksın. Bilmem artık. Bu olsa iyi olur. Yoksa bu iş iyice kötüye gitmeye başladı. Onu nereye götürüyorlar? Burada soruları sadece ben sorarım. Sen sadece cevap verirsin. Senden istemeyi yaparsın. Alın şunu odaya. Ben ellerimi yıkayıp geliyorum. Bakmayı giymeyeceğim. Yeter be, senle mi uğraşacağım? Bunun hesabını vereceksin. Ne dikiliyorsun sen de, çarpacağım aslında şimdi. Bu hesabını soracağım ben sana. Daha çok var mı? Yok. Varmak üzereyiz. Günaydın koçum. İyi uyudun mu? İyi baktılar mı sana? Silah verin şuna. Yok, anlattım her şeyi size. Sustur şu köpeği. Vatana kast eden azılı teröristlerden biri bu. Vur şunu. Bizim elemanları vuruyordun hani. Şimdi bunu vur. Gebert. Kes sesini, kes. Gebertirim seni. Ben gitmek istemiyorum. Ben ne dersem o olacak. Koparırım senin o dilini. Eksi bir. Eminim sen bir tavuk bile öldüremezsin. Neyse. Şimdi sana vereceğim görevi yerine getirirsen bu eksi biri unuturuz. Az önce gebertim yerip bir örgütün kuryesiydi. Yasa dışı mesaj taşırken enseledik. Taşıdığı mesajı biraz değiştirdik. Şimdi sen bu gebertim herifin yerine geçip bu mesajı örgüt şefine götüreceksin. İçindekine asla bakmayacaksın. Anlaşıldı mı? Kayıtlara bir bakayım. Günyol dediniz değil mi? Beyaz Günyol. Evet. Bırakın beni, bırakın. Bırakın beni. Sana gebertirim dedim. Yürü, yürü Malvin. Ne oluyor? Rutin bunlar abi. Müdüre hanım çocukları aşıya falan götürür. Her defasında cingan çıkarırlar. Alıştık artık.
Adamlarım nerede? Adamların sınavda. Testten geçecekler. Hem de ağır bir testten. Sınavı birlikte geçtiler, kutlarım. Şimdi senin genç elemana özel bir görev verdim. Onu da geçerse başka bir şeye lüzum yok. Nasıl bir görev? Kuryelik. Yasa dışı bir örgüte mesaj götüren birinin yerine geçirdik. Klasik iştir ama acemi işi değildir. Mesaja asla bakmayacaksın. Silahsız olacaksın. Bu arada karşındaki terörist çok tehlikeli ona göre. Kılıçdaroğlu, tek kolunu kes.
kestim seni. Kaçta tren? 6:45. Buyur gir. Geç otur şöyle. Cevap hemen isteniyor. Hele bir bakalım. Çay içer misin? Varsa içerim tabii. Ocağın altını yeni söndürdüm. Nerelisin sen? Doğuluyum. Ben de güneyliyim. Hadi bakalım. Çayları sen doldur. Ben de şunun cevabını yazayım. Zaten kısacık bir şey. Olur. Ya benim kalemim neredeydi ya? Ha ha ha!
ya. Adam bizi neredeyse doğrayacaktı ha. Neyse, Fikri'ye haber verin, kamyoneti hazırlasın. Sen adamı bağla. Bitirelim artık şu işi. Peki efendim.